Merhaba arkadaşlar. Gizli Gizemli Paranormal Olaylar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yaşanmış gerçek paranormal hikayeleriniz var ise seslendirmemi istiyorsanız lütfen Instagram adresim Gizli Gizemli Olaylar adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Merhaba Gizem kızım. Benim de başımdan geçen korkunç bir olayı seninle paylaşmak istiyorum. Sen hiç kızgın ruhlar duydun mu evladım? Bana deli diyeceksin belki ama gerçekten cinlerin haricinde ruhlar alemi de var. Daha başlarda bile kafanı karıştırmaya yetti bu sorularım değil mi? Ben başımdan geçen hikayemi anlatmaya başlayayım sana güzel kızım. Aslında burada benim de çok hatam vardı. Bak evladım. Başımdan bu olaylar geçtiğinde biz o zamanlar köyde yaşıyorduk. Babaannem, ve annem ve oğluyla birlikte yaşıyorduk. Benim annem ben çocukken ince hastalıktan vefat etmiş. O zamanlar çaresi yokmuş tabii. Babaannem bana bakmış. Ama babaannem çok despottu. Yani hep beni döver, kızardı. Yemek yesem suç, üstümü kirletsem suçtu. Hep şikayet eder dururdu. Babam geldiğinde senin veledine bakamam ben diye hep söylenirdi. Halbuki ben yetimdim. Babam da var ama yoktu. Benimle hiç ilgilenmezdi. Bu çocuğun neye ihtiyacı var demezdi bile. Ama ben diyorum ya kızım, daha çocuktum. Babaannem ise beni hor kullanırdı. Şunu getir, bunu getir, bunu yap der dururdu. Düşünsen evladım, ayaklarımda giyecek ayakkabıyı bırak. Naylon terliğim bile yoktu. Diyeceksiniz ki, nasıl yani bu kadar da olmaz. Hiç mi bir şey yoktu ayağına giyinecek? 1965 senesinden bahsediyorum ben. Köyde hiçbir şey yoktu. Yani naylon ayakkabılar, çizmeler olur ya, bilir misin kızım? Onu bırak, Plastik çizmeler bile lükstü yani bizde. Ben ise yalınayarak gezerdim. Bir de hayvanlarımız vardı. Babaannem sütlerini sağardı. Peynir, tereyağı yapardı. Tavuklarımız da vardı. Yani bildiğin köyde neler varsa hepsi bize de vardı. Aslında durumumuz da iyiydi. Hayvanlarımız da vardı. Aç değildik, açıkta değildik. Ama diyorum ya Hiçbir zaman karnım tok kalkmazdım sofradan. Hatta bir gece babaannem hava yağmurluydu. Bana git tavukların kümesini kapa dedi. Ben de daha küçücüyüm. Gece karanlık olmuş. Yani kümese nasıl gidebilirim ki? Korkuyorum babaanne dedim. Ama beni döverek kümese gönderdi. Ben de koşa koşa gittim. Kümese yanaştım. Çok karanlıktı. Ama tavuklar bildiğin bağırıyordu. Sanki içeride bir hayvan varmış gibi. Oradan oraya atlıyor, kaçışıyorlardı resmen. Bir tarafta toplanmışlardı. Ben de iyice yanaştım. Orada bir şey vardı. Korkudan koşa koşa tekrardan eve geldim. Babaanneme, babaanne orada bir şey vardı dedim. Hayvanların hepsi bağırıyor dedim. Ama babaannem bana inanmadı bile. Çabuk git kümesi kapat gel diyorum sana diye beni azarladı. Yoksa seni içeriye almam dedi. Ben de çaresiz tekrar gittim kümese. Kümesin kapısını kapamam için ilk bir çit var. Oradan eğildim içeriye girdim. Ama bir de ne göreyim. Kümesin içerisinde yaşlıca bir kadın. Tavuğun birini tutmuş. Kanatlarını yoluyordu. Hayvanda bağırıyordu. O çocuk halimle bile niye tavuğu yoluyorsun günah değil mi dedim. Ama kadın bana bir anda sana yapılanlar günah değil mi? Babaannen sana çok zulmediyor. Yakında sana üvey anne de gelecek oğluyla birlikte. Bir de onlar sana zulmedecek. Nerede seni koruyan? Şu haline bir bak. Üstünde giyinecek kıyafetin bile yok. Ama yeni gelen çocuk senden daha kıymetli olacak dedi bana. Ben de sen kimsin ki? Sen kimsin dediğimde ben hep burada olacağım güzel kız. İstediğin zaman buraya gelebilirsin. Hatta seni benim kaldığım yere götürebilirim dedi. Ben de korkarak eve koştum. Babaannem bana "Kapadın mı kümesi?" dedi. Ben de orada orada bir kadın vardı. Korkunç, kapatamadım dedim. Babam babam üvey anne getirecekmiş o kadın dedi dedim. Babaannem de bir anda ayağa kalktı. Hangi kadın dedi onu? Hangi kadın dedi. Ben de oradaki kümesteki yaşlı kadın dedim. Hatta babaanne tavuğun kanatlarını yoluyordu. Ama ama babaannem bana inanmadı bile. Beni kolumdan tutup kümesini oraya götürdü. Beraber gittik kümesi. O yağmurda. Kapısını görür görmez açık bıraktığımı anladı. Bana bak dedi. Daha kümesin kapısını bile kapamamışsın. Seni velet diye başıma vurdu. Hani nerede kadın? Bu yaşımla beni evden dışarıya çıkarttın. Bak üstüm ıpısak oldu. Dur seni ben buraya kilitleyeyim de görsen gününü dedi. Ama ben parmağımla içeriği gösterdim. Kadın karşımda elinde tavuk vardı. Kanatlarını yoluyordu. Orada babaanne bak karşımıza dedim. Ama kadın bana çok kızgın bakıyordu. Ama babaannem o kadını görmüyordu. Hani kimse yok. Kimse yok diyorum sana. Ama ben ısrar ediyordum. Orada babaanne bak orada diyorum sana. Ama babaannem görmüyordu bile. Benim onunla dalga geçtiğimi düşündü. Daha bacak kadar halinle deyip beni dövdü. Sonra beni de o kadının olduğu yere kümese kilitledi. Hadi bakalım o kadın kimse onunla kal da bu gece aklın başına gelsin dedi. Ben çok ağladım. Ama bana acımadı bile. O kümesteki yaşlı kadın ise bana Ters ters bakarak "Sen beni şikayet mi ettin? Söyle bakalım." dedi. "Ben de, "Hayır, şikayet etmedim. Kümesteki tavuğun kanadını çekiyor." dedim. Sonra ağlamaya başladım. Kadın sürünerek yanıma yanaştı. "Sen bana lazımsın. Korkma." dedi. Saçlarım çok karışıktı. Hiç babaannem saçlarımı taramazdı. Yanıma yanaşıp saçlarımı taradı, ördü. Ben ise beni sevdiğini düşündüm. Öylece uyumuşum. Sabah, sabah uyandığımda babamı gördüm. Baba, baba diye bağırdım. O kadar çok üşümüşüm ki. Ama bedenim de ateş içindeydi. Babam yanıma gelip, senin burada ne işin var dedi. Ne olursun beni buradan çıkar dedim. Babam beni kümesten çıkartıp eve götürdü. Ama babaannem uyuyordu. Babam babaanneme seslendi. Ana, niye sen bu sebiyi kümese kilitledin dedi. Babaannem ise yalan söylediği için içeri girmiyordu. Ne ettim kümesten çıkmadı. Millete gece vakti başıma toplayacaktı. Ne edeyim bu yaşta halimle dedi. Babaannem yalan söyledi. O beni o beni kümese kilitlemişti. Ben niçin kümesin içerisinde kalıp da eve gelmemezlik yapayım ki? Deli miyim ben? Babam da bir anda bana dönüp sen niye laf dinlemiyorsun? Bir de yalan söylüyorsun dedi. Bir de üstüne beni tokatladı. Sonra bir anda elini elini alnıma koydu. Çünkü çok terlemiştim. Ateşi var bunun dedi. Ama hiç ilgilenmedi bile. Ama bende titreme olmaya başladı. O kadar çok üşüyordum ki bildiğim buz gibi ter atıyordum. O sırada babaannemden kürek almaya gelen Hatice teyze sayesinde o gün kurtuldum yani. Babaanneme, kız Halime, küreğin nerede? Ahırı temizleyeceğim. Bizimkini kaynım almış. Hele bir ver de temizleyip getireyim dedi. Sonra beni gördü. Kız, Emine, ne ediyorsun orada dedi. Ama ben konuşamıyordum bile. Dişlerim birbirine vuruyordu. Ve alnımdan boncuk boncuk terler dökülüyordu. Teyze yanıma gelip, kız Halime, bu kız ateş içinde. Abo kız sen niye bakmıyorsun? Havale geçirecek bu sebi. Ama babaannemin umurunda bile değildi. Kadın küreği aldı gitti. Ben de o sırada kendimden geçmişim. İlk havaleyi o gün geçirmişim. Ben hiç uyanmayınca babaannem kalk kalk diye vücudumu çimdiklemeye başlamış. Çimdikleye çimdikleye her yerimi kan toplamıştı. İkinci zamanı Hatice teyze gelmiş. Beni baygın görünce babaanneme kızmış. Beni hemen alıp merkezdeki hastaneye götürmüş kadıncağız. Eğer o kadın olmasa ben ölecektim. Babaanneme bu yüzden çok kızgınım. Onun yüzünden epilepsi sağ rahatsızlığı oldum. Üst üste nöbet geçirmek ne demek kızım? Hastanede bu kız nöbet geçirmiş ve çok ağır geçirmiş demişler. Bir de bu kızcağızın vücudunda enfeksiyon var. İnşallah bu nöbet beyninde hasar bırakmaz demişler. Bu ateşli havale demişler kadıncağıza. Kadıncağız bana evinde üç gün baktı. Kendimi toparlayınca babaannem yeter bu kadar rahatlık. Ben yaşlıyım kalk eve gidiyoruz dedi. Hatice teyze de körpe kadar çocuk ya. Daha kaç yaşında Sebi? Buna yaptığın zulüm yanına kar kalmaz Halime. Günahtır. Ona bir zararı yok kalsın yanımda. Ben bakarım ona gül gibi dedi. Ama babaannem kıskanmış olmalı ki. Beni çekiştirerek eve götürdü. Buz gibi ev. Bana hadi, hadi kalk da sobayı yak. Sıcıcık yerde yattın kaç gündür? Kaç gündür rahattın, değil mi? Hadi, çabuk, sobayı yak dedi. Ben küçücük ellerimle sobayı yakmaya çalışıyordum. O sırada da babam geldi. Vay bacaksız gelmiş. Kız yüzüne kan gelmiş diye benimle alay ediyordu. Yani dalga geçiyordu. Keyfi de yerindeydi. Ben sobayı yakamayınca babam bana bırak bırak beceriksiz dedi. Sobayı yaktı. Sonrasında da babaanneme dönüp "Ya ana, bu küçücük kız nasıl sobayı yaksın? Sen de alemsin." dedi. Babaannem de "Babama öğrensin işte, hep ben mi yapacağım?" dedi. O sırada babam "Merak etme, ben sana gelin getireceğim." dediğinde babaannemin gözleri fal taşı gibi açıldı. "Kim? Kimlerden?" dedi. Civar köyden. Kocası bırakıp gitmiş herhalde. Hapse falan mı girmiş nedir? Bir de bir oğlu var dediğinde. Babaannem çıldırdı bir anda. Bir de el alemin veledine mi bakacağım? Senin veledin yetmiyormuş gibi. Ben kimsenin veledine, tohumuna bakmam. Ağzımı açtırma. Hem senin bir kızın var. El alemin velediyle aynı evde. Aynı çatı altında olmaz dediğinde. Babam ise Emine daha el kadar çocuk. O da onun abisi olacak. Ne var bunda? Fazla uzatma. Ben getireceğim bugün. Biraz kalk da evi toparla. Bugün son evi temizliği işin. Artık bütün işleri Sevil yapacak. Evin temizliğini yani. Sıcak yemek yiyeceğiz artık. Yeter be yeter. Ben de erkeğim. İhtiyaçlarım var. Kimse bana kızını vermez. Sen de homurdanıp durma. Sus artık. Akşama yeni gelini getireceğim sana dedi. Ama babaannem resmen kudurmuştu. Oh iyi oldu dedim içimden. Ama benim başıma neler gelecekti ki? Ben bundan bir haber kendi derdime düşmüştüm. Babaannem ben hastayım diyordu ama zıpkın gibiydi. Hemen kalkıp evi süpürdü, sildi, toparladı. Sobayı harladı. Sonra bile üstüne çorba yaptı. Hamur bile mayaladı. Ekmek yaptı. Ama bir tuhaftı. Ben de ilk defa sıcak sobanın yanındaydım. O gün bana hiç karışmamıştı. Ben de hiç sesimi çıkartmamıştım. Karnımın gurultusu, yani karnımın gurultusunu ben bile duyuyordum. Sonra birden kapı çalındı. İçeriye iri yarı bir kadın, uzun boylu da bir çocuk girdi. Kadın şeytan gibi bakıyordu. Her yere baktı. Buraları bir elden geçirmek lazım dedi. Oğlu da burası ne kokuyor dedi. Babaannem ise hemen oradan. Tarhanadır tarhana dedi. Ne tarhanası be? Gübre gibi kokuyor burası dedi çocuk. Babaannem ise ahırda işim vardı. Belki de ondandır. Annesi, annesi de hemen ahıra girdiğin kıyafetlerle mi içeriye girdin dedi. Babaannem sinirlenmişti belli ki. Ne yapsaydım? Ahıra ayrı kıyafet, eve ayrı kıyafet mi giyinecektim? Burası şehir değil evladım. Burası köy yeri, köy dedi. Kadın da sinirli sinirli babaanneme baktı. Sonra odalara gitti. Yani teftiş etmeye gider gibi her yeri inceledi. Ev köy evi ama odalarımız çoktu. Şuraya biz yerleşiriz. Bu yatak kokuyor. Yeni yatak isterim dedi. Sonra babaannem sofra kurdu. Yer sofrasının bir bacağının altına da tahta koydu. Yani yer sofrası sallanıyordu diye. Sonrasında üvey annem bir de masa lazım dedi. Babaannem neyi var masanın? Oturuyoruz yiyoruz ya. Yani beğenmedin galiba sen burayı dedi. Kadın da hemen misafirimiz geldiğinde masanın bir bacağı seni gibi kötürüm diye tahta mı koyacağız denge sağlasın diye. Bir anda babaannem kudurdu. Hoşt yelloza bak hele. Sen kimsin benim ocağımda bana kötürüm diyorsun. Deyus dedi. Kadın bir anda masaya öyle bir vurdu ki. Bana bak kadın. Benimle böyle konuşamazsın. Ben bu evin hanımıyım hanımı. Ve Ömer de benim erim. Ona göre ayağını denk al dedi. Babaannemi tek hamlede susturmuştu. Tarhanayı da yemedi. Sepetteki yumurtaları aldı. Tereyağı nerede? Tereyağı nerede dedi. Ben de gösterdim. Neredeyse on tane yumurta kırdı. Mis gibi tereyağıyla. Bana da tabağı koydu. Ye bakalım kız dedi bana. Öyle acıkmıştım ki nasıl yiyordum. Kadın bana bir anda kız seni aç mı bıraktı bu moruk dedi. Ben de başımı salladım. Babaannem de bana oradan mırıldanıyordu. Ben sana gösteririm diye. Ben kendi derdime düşmüştüm. Çok açtım. Tıka yedim. Sanki yarın bana yemek vermeyecekler gibi. Babaannemin ise içi gidiyordu. On tane yumurta ne demek? Bir de tereyağı bol bol kullanmıştı kadın. Benden esirgiyordu. Bana hiç vermiyordu. Oh iyi olmuştu. O kümesteki kadın da doğru söylemişti. Yani baban sana üvey anne getirecek demişti. Kadının söyledikleri çıktı. Gel zaman git zaman. Kadın artık evde hükümdarlarını sürdürüyordu. Babaannem de kölesi gibi olmuştu. Bir gün babaanneme sütleri sağdın mı? Peyniri ben yapacağım. Onca hayvan var. Sütler boşuna gitmesin. Bütün inekleri her gün sağacaksın. Peynirleri ve sütleri satacağız. Boşu boşuna hayvanların sütleri heba olmuş. Ne kadar kafasız bir kadınmışsın sen dedi babaanneme. Kadının kafası zehirdi. Çalışkan bir kadındı yani. Aklı paraya çalışıyordu. Babaannem ise bir anda sinirlenip babanın uşağı yok. O hayvanlar benim kocamla benim. Tamam mı? Kocamla ikimiz aldık onları. Kocam da artık vefat etti. Hepsi benim dedi. Kadın da hemen yanına gelip bana bak moruk istesem seni öldürürüm. Kimsenin ruhu bile duymaz. Sen öldüğün zaman bunların hepsi de bizim olur. Ama seni çabuk niye öldüreyim ki? İşime yarayacaksın. Daha dinçsin. Domuz gibisin valla. Duyduğuma göre. Mahalledeki kadınlar söyledi çeşmede. Bu küçük kıza çok eziyet etmişsin sen. Kızın ağzı dili yok mu? Bu kız dilsiz mi konuşmuyor dedi. Babaannem, babaannem de bana baktı. Kız, kim sana eziyet etmiş nankör dedi. Kadın ise babaannemin başının topuzundan bir tuttu. Hadi be, kalk git. Ben bu kıza benzemem. Senin saçını başını yolarım vallahi dedi. Babaannem ise kim demişse iftira etmiş dedi. Ama kadın, kadın babaannemin yüzüne bakarak hadi be oradan, hadi kolu komşu senin neler yaptığını anlattı. Pis moruk seni. Senin hükmün küçük kızın üzerinde geçer benim değil dedi. Sonra bana bana bakıp kalk kız sen hadi seni banyo ettireceğim. Bu ne pislik. Bu moruk sana bakmamış. Kokuyorsun sende. Kız sende bit de vardır vallahi dedi. İlk kafama derece tozu. Derece tozu vardır bilir misin kızım? Onu kafama döktü. Ama kafama döktükten bir 5-10 dakika sonra ben kötü olmaya başladım. Midem bulanıp kusmaya başladım. Zehirlenmiştim. Babaannem ise beni hiç sevmeyen kadın. Bir anda bağırmaya başladı. Yetişin tornumu zehirledi bu Nemrut kadın diye. Jandarmaları çağırın diye. Ortalığı birbirine kattı. Sonra herkes toplandı. Ben ise kusmaya başlamıştım. Ama üvey annem bana yoğurt yedirmeye çalışıyordu. Sonrasında, sonrasında köylüler bana sordu. Üvey annen mi yaptı bunu diye. Ben de hayır. Üvey annemin suçu yok. Tavukların kümesine dökmüştü. Ben de tavukların kümesine girmiştim oynamak için. Ondan sonra oldu dedim. Kadın o zaman içinden oh dedi. Kadın bana kötü davranmamıştı. Başım bitliydi ve o kadar kaşınıyordu ki kadın da korkudan beni temizlemek için döktü saçıma. O da kendini düşünüyordu. Aynı hanede yaşadığımıza göre bu kızaki bitler bize geçer diye. Sonrasında beni gene merkezdeki hastaneye götürdüler. Serum taktılar ama zehirlenmem, zehirlenmem mi tetikledi bilmiyorum. Ben yine havale geçirmişim. Allah'tan hastanedeydim. Hemen önlemini aldılar. Sonrasında da beynimde bir şeyler çektiler. 15 gün sonra tekrar getirin dediler. İşin içinde zehirlenme vardı diye jandarma takip ediyordu beni. Ama bir şurup bir şurup vermeye başlamışlardı bana. Epik adında bir şurup. Her gün aynı saatte bu şurubu vereceksiniz bu kıza. Takip altında dedi doktor. Yani bildiğin artık sağ hastasıydım. Aradan 15 gün geçtikten sonra tasdiklenmişti. Yani artık sağ hastası oldum. Ömrüm boyunca kullanacaktım o ilacı. Üst üste havale geçirince bayılmalarım artmıştı çünkü. Annem bana, yani üvey annem bana ilk zamanlar iyi davranıyordu. Onu kayırdığım için, onu söylemediğim için. Ama bana temizle bakıyordu, saçlarımı tarıyordu. Hiç alışık olmadığım şeylerdi. Bir gün babaannem bir büyücüye gitmiş. Üvey anneme büyü yaptırmış. Ben bir şeyi saklarken gördüm. Sonra üvey annemin yanına geldim. Babaannem bir şey almış saklıyordu dedim. O anda kadın yanıma gelip hani nerede? Kız belki o para saklıyordur ha dedi. Para derdine düşmüştü yani. Ben de kilerin arkasındaki dolaba koydu dedim. Üvey annem hemen alıp baktı. Vay cadı vay. Bana büyü yapmış kesin dedi. İçeriye girip babaannemin yanına geldi. Bu ne? Bu ne? Söyle moruk dedi. Babaannem de şaşırmış vaziyette. Ne bileyim ben be? Ne diyorsun sen? Git başımdan dedi. Sonra üvey annem bana bakarak kız yalan söylemez. Senin bir şey sakladığını görmüş. Sen bana büyü mü yaptın dediğinde babaannem bana bakarak vay kör vay seni elimden kim alacak bakalım dedi. Bir anda bir anda üvey annem babaannemi tutup Al bakalım bunları bize yedirecektin değil mi? Al kendin ye diye ağzını açıp o içerisindeki baharat gibi değişik bir şeyleri, o yaptıklarını ağzının içine soktu. Babaannem ise bağırmaya başladı. Yüzüm morardı. O haline üzülmüştüm. Ama ben yardım etmek isterken kadın bana "Uzak dur kız. Biraz önce seni dövecekti." dedi. "Ama sen karışma. Aferin sana." Sen söylemeseydin vallahi yiyecektik bu pis şeyleri dedi. Bir de kağıt vardı Kur'an yazısı gibi. Üvey annem bana al bunu ocağa at gel dedi. Ben de gidip ateşe attım. Ama o anda içime öyle bir korku girdi ki. Hemen koşarak üvey annemin yanına geldim. Attın mı kız dedi bana. Ben de attım attım dedim. İyi sen niye bana adımla seslenmedin hiç dedi bana bir anda. Ben de ne diyeceğimi bilemedim dedim. Bana Sevil abla de. Anne demezsin. Ben de istemem zaten bana anne demeni. Bana abla dersin dedi. Ben de başımı salladım. Ama o büyüyü ateşe atmamam gerekiyordu. O zaman musallat kapmışım galiba. Üvey annem de yani bana nasıl davrandığını pek anlayamadım. Bazen iyi bazen kötü davranıyordu. Tam çözememiştim. Sadece karnımı doyurmak, sıcak bir yatakta yatma peşindeydim. Gerek olmadıkça fazla konuşmuyordum bile. Zaten üvey annemin oğlu da Allah için bana hiç karışmıyordu. Hani olur ya kötü abiler olur. Öyle değildi bana karışmıyordu. Görmezden geliyordu beni. Ben de kimsenin işine karışmıyordum. Yine bir gece tavukların kümesi açık kalmıştı. Babaannem bana koş kız koş git çabuk o kümesi kapısını kapat Şimdi bu yalaka kadınla uğraşamam. Onun dırdırını hiç çekemem dedi. Ben de koşarak gittim kümesi kapamaya. O gördüğüm yaşlı kadın yine oradaydı. İçeriye girdim. Sen burada ne yapıyorsun ki dediğimde ben hep buradaydım. Ama sen hiç gelmiyorsun. Saçını taramamı ister misin dedi. Bir anda saçımı yakalayıp taramaya başladı. Ama canımın yandığını hissettim. Baktım ki saçımı kökünden birkaç tel koparttı ağzına atıp çiğnemeye başladı. Sen saç mı yiyorsun dediğimde severi biz Adem saçını dedi. Ben de ben sana veririm. Başkalarının saçı da olur mu dediğimde yok dedi. Bir anda babaannemin bağırışını duydum. Kız nerede kaldın? Hadi çabuk gel dedi. Ben ben ise kadına istersen sana yemek getirebilirim dediğimde benden pirinç ve soğan istedi. Ben de hemen koşa koşa gittim. Pirinç pilavı yapmıştı ve annem. Yani. Soğan da vardı hem de bir sepet. Soğan da alıp gizlice getirdim verdim. Arada hep böyle veriyordum. Gel git zaman ben de artık büyümüştüm. 14 yaşındaydım. Ama yaşıtlarıma göre biraz daha iriydim. Artık daha çok iş üzerime yığıyor düvey annem. Küçükken bu kadar yorulmuyordum. Bir gün bana bu moruk sağamıyor inekleri kız. Sen de yardım et dedi. Babaannem de ahırda süt sağmaya çalışırken sağdığım sütleri bir anda tekme atıp kovaya yere döktü. Öyle bağırdı ki şaştım kaldım. Benim üzerime attı yani. Kız niye döktün şimdi? Analığının dilinden kurtulamayacağım. Ben bu halimle zor sağdım. Günah değil mi bana? Ellerim tutmuyor diye bağırıp çağırmaya başladı. Hemen koşa koşa üvey annem geldi. Ne oluyor burada diye. Bunca süt heba mı oldu aptallar dedi. Babaannem ise ben sağdım bu halimle. O bana gıcıklık olsun diye tekme attı. Üvey annem ise ona inanmayı tercih etti. Ben ise şok olmuştum. Bir anda bana bağırdı. Çabuk ahırı temizle. Kalan inekleri de hepsini sağacaksın. Duydun beni değil mi dedi. Ben de başımı salladım. Ama o gece o kadar çok yorulmuştum ki. işim bittikten sonra odama gidecektim ki. Babaannem, kız gel buraya. Gel de beni yıka dedi. Ben de, ben de tamam dedim. Köylerde öyle yani şehirlerdeki gibi banyo yok. Bir bölüm var. Oraya kazanı taşıyoruz. Yani leğen falan var. Bir de ocak yakıyoruz. Orası bizim banyomuz oluyor yani. Belim de o kadar çok ağrıyordu ki babaannemi yıkamaya başladım. Çabuk yıkayayım da yatayım diye. Ama babaannem yok şuramı kesele, yok buramı yıka diye bana eziyet ediyordu. Babaanne sen bugün neden, neden yalan söyledin? Ben sütü dökmedim ki. Sen döktün. Hiç mi Allah'tan korkmadın? O koca koca dolu sütü hepsini döktün dediğimde. Bir de, bir de şimdi üzerime geliyorsun. Ne yaptın ben sana? Çocukluğumdan beri ne yaptım sana dediğim zaman. Babaannem bana sen o büyünü yerini göstermeseydin. Şimdi bu yelloz buradan gitmişti. Bak her şeyimize sahip çıktı. Oğlum resmen maşası oldu bu yellozun. Ben bu yaşta onun hizmetçisi oldum. Hep senin yüzünden. Sen de gittin onunla birlikte oldun. Ama ben bilirim sana neler edeceğim. Sen dur dur dedi. Ben de babaanne sen beni hep aç bıraktın. Yalın ayarak yani ayağıma bir terlik bile almadın. Beni kömürlüğe kilitledin. Sevgi vermedin. Hep beni hor gördün. Beni hiçbir zaman sevmedin dedim. Sonra neyse hadi su bitti al kurulan ben gidiyorum dedim. Ben kapıdan bir çıktım ki arkamdan babaannem bağırmaya başladı. Yetişin yetişin diye. Bir anda herkes toplandı gece vakti. Bir anda babam ne oldu anne ne oldu diye babaannemin yanına gitti. Babaannem ise babama başımdan kaynar su döktü. Tası kafama vurdu. Bacak kadar boyuyla beni dövmeye kalktı evladım. Bana nereden çıktı? Nereden çıktı bu yıkanmak diye eziyet etti bu kız. Babaanne sen delirdin mi? Ben seni yıkadım çıktım. Su da bitti. Nasıl kaynar suyu başından dökeceğim? Yani neden yalan söylüyorsun? Eğer ben senin başına sıcak su döktüysem Hani nerede? Başında sıcaklık bile yok. Üstünde su mu var? Neden yalan söylüyorsun bana eziyet ediyorsun böyle? Çocukluğumdan beri elinde esir oldum. Yeter artık dedim. Babaanne senin sorunun benle değil üvey annemle sorunun var. Onu istemiyorsun. Ben iyi geçiniyorum diye de beni düşman belledin dediğim an. Üvey annem bir anda babaanneme baktı. Bak sen dedi. Babaannem ise bağırmaya devam edince İnanın ki o zaman ondan nefret ettim. Onun ölmesini bile istedim. O gece babam bana çok kızdı. Kendimi sığıntı gibi hissettiğim yetmiyormuş gibi. Bir de üzerime iftira atılıyordu. O gece gerçekten çok üzülmüştüm. Odama gittiğimde çok bitkindim. Yatağıma uzanacaktım. Tam o anda odamın camı yere yakındı. Yani bilirsiniz köy evi. Camı da ufak. O anda ufak ufak taşlarda camı atılıyordu korkudan yorganı yüzüme doğru çekip kulaklarımı kapadım. Sonra bir anda camda bir süleyet gördüm. O kadar çok korkmuştu ki gel gel dışarıya diye bir ses işittim. O gece korkudan uyuyamadım. Sabah olunca da kalkıp ahıra gittim süt sağmak için. Ahırda ise o yaşlı kadın vardı. Bir anda gözüme göründü kayboldu. Bir baktım ki tüm hayvanların kuyrukları birbirine düğümlü. Hemen onları çözdüm. Dua bilmiyorum, bir şey bilmiyorum ki. Hacı teyzeye koştum hemen. Anlattım durumu. O da bana dua etmelisin kızım diyordu. Okur yazarım da yoktu ki. Ama duaları Hatice teyzenin bana anlattığı gibi ezberlemeye çalışıyordum. O gün ev, iş, yemek derken nasıl akşam oldu anlamadım bile. Gece odama girecektim yine. Babaannem yine bana kız gel buraya dedi. Gel, gel de üstümü giyindir dedi. Ben de sen giyin artık. Sana dokunmayı bırak. Yanında durmaya korkuyorum. Bana iftira atıyorsun dedim. Sen dur, sen dur. Daha sana neler edeceğim. Senin anan da senin gibi salaktı. Ölürken senin niye yanında götürmedi dedi. O kadar çok kinliydim ki. Anneme, ölmüş anneme de laf ediyordu artık utanmadan. Bıkmıştım her şeyden. O gece kapının önünde ağladım. Sonrasında biri geldi. Babamı sordu. Ben de yok evde dedim. Adam gitti. Babaannem beni görmüş. Kıyameti koparttı. Bu koca istiyor. Dostu eve geldi. Abo kapımıza kadar geldi diye. Babama beni öldürseye dövdürttürdü. Benim hiç günahım yoktu ki. Seni sordu baba. Ben de evde olmadığını söyledim dedim. Ama babam bile bana inanmadı. Anam yalan demez dedi. O kadar çok dayak yemiştim ki ağzımdan burnumdan kan geliyordu. O esnada kapı çalındı. Kapıyı üvey annem açtı. Kapıdaki babamı soran abiydi. Ben de bir anda kalkıp abi sen gelip benim babamı sormadın mı dedim. O da bana evet kızım dedi. Senin bu halin ne böyle diye sorduğunda hiç sesimi çıkartmadım. Geldim babanı sordum sen de evde yok dedin dedi. Ne oldu ki dedi bana Babam o anda anlamıştı yalan olduğunu. Ama yine de annesine laf getirmiyordu. Babaannemden nefret ediyordum. Üvey annem de o gece beni korumadı. Bana kız aşiftiliğe başladın? Ben biraz daha büyürsün diyordum ama sen benden hızlıymışsın dedi. Utanmadan bir de yüzüme karşı söyledi. O gece ağlaya ağlaya başım ağrıdı. Ölsün, 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 gebersin dedim babaannem için. Bir anda camın önünde o yaşlı kadın beliriverdi. Dışarıya çıktım. Sen ölümden mi bahsettin dedi bana. Ben de evet. Babaannemin ölmesini istiyorum. O beni çok üzdü. Babama beni dövdürdü. Bu yaşımda benim üzerime iftira atmayı utanmıyor. Namusuma da laf söyledi. Artık o kadını hiç sevmiyorum dedim. Babaannen ölürse... Sen bana ne vereceksin dedi. Ben de ne verebilirim ki benim hiçbir şeyim olmadı ki. Yok yani. Sen demek onun ölmesini istiyorsun öyle mi dedi tekrar bana. Ben de evet bıktım. Anladın mı bıktım. Artık istemiyorum onu dedim. Sonra o yaşlı kadın bana hay hay dedi. Ama seninle de görüşeceğiz. Anladın mı küçük kız dedi ve bir anda kayboldu. Aradan kaç dakika geçti bilmiyorum. Babaannemin odasında sesler gelmeye başlamıştı. Bağırıyordu. Ben de korkudan odasına gitmedim. Çünkü eğer odasına gidersem tekrardan bağırıp beni üzerime iftira atacaktı. O yüzden sessiz kalmayı tercih ettim. Ama bir şeylerin olduğu belliydi. Acınaklı bağırıyordu. Ama ben hiç üzülmedim inan ki gizem kızım. Sonra babam üvey annem koştular. Düşün o kadar kötüydü ki durumu. Üvey annem bile bağırdı. Sonra ben koşarak gittim. Aslında ben istemiştim. Benim dileğimde onun ölmesi. Sonradan çok vicdan azabı çektim. Babaannemin suretindeki cinler beni hiç yalnız bırakmadı. Beni delirteceklerdi. Koşarak odasına gittiğimde ne göreyim? Daha nefesini vermemişti üzerinde o yaşlı kadın vardı. Ama ne babam ne de üvey analığım onu görmüyordu. Babaannemin gözü ise bende. Elini bana doğru kurtar dercesine uzattı. O yaşlı kadın babaannemin boğazına öyle bir çökmüştü ki babaannemin gözlerinin bir anda bir anda beyazı çıktı. Ölmeden önce de maza turidu dedi. Arapça konuştu yani. Yani bana istediğin oldu dedi. Nefesini verirken tüm bedeninden de kemiklerin kırılma sesi geliyordu. Bir anda bedeninden yanık kokuları gelmeye başlamıştı. Üvey annem burnunu kapatıp odadan çıktı korkudan. Babam da anne, anne diye bağırıyordu. Ama ama ben şok olmuştum. O yaşlı kadın gerçekten babaannemi öldürdü gözlerimin önünde. Babaannem artık yoktu, ölmüştü. Zaten bu olaydan sonra olanlar oldu. Babaannemin ölümünü duyan nasıl oldu diye hep durmadan soruyorlardı. Gelip gördüklerinde ise onlar da şok olmuştu. Yüzü gözü çarpılmış vaziyetteydi. Hatta köyün camisinde yıkarlarken babaannemi yani beni de çağırdılar. Sen torunusun. Gel sen de suyu dök dediler son vazifesinde en azından bir tas bir tas sıcak su dök babaannenin üzerine diye. Ama ben korkuyordum. Yani içeriye girmek istemiyordum aslında. Ama laf etmesinler diye girmek zorunda kaldım. Ben içeriye girince içerideki teyze dışarıya çıktı. Ben kaldım. Bedeni resmen yanık içindeydi. Ama bu nasıl olmuştu ki? Yangın çıkmadı, bir şey olmadı. Bedeni yanık içerisinde. Bir de tüm kemikleri kırılmıştı. Gözlerinin beyazı çıkmıştı. Ben ise ne yapacağımı bilmiyordum. Aslında onun ölmesini çok istemiştim. Çünkü bana çok eziyet ediyordu. Hep yalan söylüyordu. Babamdan o kadar çok dayak yemiştim ki ağzım burnum kan içinde kalmıştı. O yüzden onun ölmesini kalben istemiştim. Bunu inkar edemem. Ama şu anda içimde bir pişmanlık vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Birden içeriye o teyze girdi. Hadi kızım son görevini yerine getir. Elime kabı verip al su dök dedi. Bir anda tüh gül suyu bitmiş dur alıp geleyim. Sen suyu döküver dedi bana. Ben de elimdeki kaptaki suyu tam dökecektim ki. Bir anda elimi tuttu babaannem. Bağırırcasına bana sen, sen beni tutsak ettin bu alemde. İki yakan bir araya gelmesin. İki elim yakanda Emine diye bağırdı. O an elimdeki tas yere düştü. Hemen kapıya koştum ama kapı açılmıyor. Babaannemin bedeni ise ayağa kalkmış üzerime doğru geliyordu. Bir anda bir anda bana bağırmaya başladı. Bana yardım et Emine diye kurtar beni diye üzerime gelince ben öyle bağırmışım ki kapıyı açan teyze ne oldu kızım dedi. Ben de o oh, o diye mefta yani babaannemin ölüsünü gösterdim. Ama arkama bir baktım ki babaannemin cesedi olduğu yerdeydi. Kadıncağız bana kızım sen çok etkilenmişsin. İstersen çık dedi. Ben yıkarım dedi. Ama benim gördüklerim gerçekti. Şimdiden kendimi suçlu hissetmeye başlamıştım bile. Kapıda o kadar pişmandım ki Çocukluğumda hep yardıma koşan Hatice teyzeyi gördüm. Direkt ona sarıldım. Sonra babaannemi defnettiler. O gece hiç uyuyamadım. Etrafta hep sesler duymaya başladım. Deliriyordum galiba. Kendi kendime konuşur olmuştum. Sesler o kadar çok gelmişti ki. Sonradan bahçeden daha fazla ses gelmeye başlayınca bahçeye bakıldım. Babaannemin cesedi kefenli.